Sevgili Lokman bizim şehirde ailesi. 2016'da çok acılar çektik, çok hüzünler yaşadık, çok badireler atlattık. Her yeni yıl yeni umutlar, yeni başlangıçlar demek. 2017 sevgi, huzur, birlik ve beraberlik yılı olsun. Lokman bizim şehirde ailesi yılı olsun. İnşallah savaşların son bulduğu, herkesin mutlu, huzurlu olduğu bir yıl olsun diyelim. Bu güzel karlı havada başlıyoruz efendim. Başlıyoruz dedim, dur. Vay hain, hain. Arkadaş, nasıl bir ekibim var benim böyle? Durun. İşte bu hainler bana geçen yılda böyle çok şakalar yaptılar. Beni dövdüler, bana kar topu attılar. Çocuklarla çok keyifli şeyler yaptık. Hücum! Oha! Bu ne arkadaş? Bu bomba atıyor. Gerçekten Maşukiye cennet gibi bir yer. İstanbul'a da çok yakın. Hemen bundan sonrası ise Kartepe. Tatilinizi güzel geçirebileceğiniz harika bir yer. Hani Bursa Uludağ evet çok güzel ama hani ben alternatif bir yer diyorsanız muhakkak Kartepe'ye gelmeniz gerekiyor. Birazcık yürüyüşe çıktım. Aslında çok yedim derken, yürüyüş derken spora da başladım. Çünkü kilo aldığımı söyleyen arkadaşlar da var. O nedenle spor şart ama... Programda nasıl sporlar yaptık? Dilerseniz onları izleyelim. Aldım ben de bunu. Efendim, eğlence her yerde vardır. Böyle çam ağaçlarının arasında da biz eğlenceyi buluruz. Valla çok keyifliymiş. Ben bir daha kayacağım. Sevgili izleyenler, gerçekten o kadar keyifli ki. Herkese tavsiye edilir. Tamam, ben eğlencemi buldum. Sevgili izleyenlerim, Artvin'in en heyecanlı noktasına geldik. Zipline'a. Aman hocam, iyisi bir son kontrol yapalım, gözünü seveyim. Son program olmasın sonra. Yok yok. Kaskımızı da takalım. Abi aşağı bakma abi. Mithat abi. Sevgili izleyenler, mükemmel bir duygu şu anda. Ay, ne oldu? Ay, takıldı galiba. Mükemmel bir duygu. Gerçekten harika bir manzara. Şu anda Boşka Barajı'nın üstünden dünyanın, pardon, Boşka Barajı'nın üzerinden Türkiye'nin, Karadeniz'in en uzunu zipline'ında Mithat abiyle beraber gidiyoruz. Biraz korkuyorum. Var mı korku Mithat abi? Var var. Lan senin yüzünden öleceğiz ha buralarda. Sevgili izleyenler, güvenliğimiz için emniyet kemerimizi taktık, kaskımızı taktık, gazımız, frenimiz tamam. Artık gidebiliriz herhalde, değil mi?
Birazdan rüzgardan saçın bozulmuş olabilir ama çok eğlenceli. Ben alayım hocam. Bu muydu topumuz? Evet. Tamam. Tamam. O zaman başlıyoruz. Mithat abi buyur abi. Adrenalin taban istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Fırtına deresinde ya rafting yapacaksınız ya da zipline'lar var. Gerçekten oldukça heyecanlı. Şimdi biz de zipline'a çıkacağız ve güzel güzel fırtına deresinin üzerinde güzel bir keyif yapacağız. Haydi kuşun alalım. Fırtına deresinin üzerindeyiz. Biraz daha şu karın altında kalsam kardan adam olur gerçekten. Kar yağıyor ama hava o kadar soğuk değil. İyi ki de soğuk değil. Hava çok soğuk olmasın. Aslında bu beyaz örtü bütün kirleri, bütün kirlilikleri kapatıyor. Gerçekten beyaz örtüyü o nedenle çok seviyorum. Kar yağışını seviyorum ama sevmediğim de çok yanı var. Mesela sokakta kalan insanlar aklıma geliyor. Sevimli dostlar, kediler, köpekler aklıma geliyor. Dışarıda kalmak zorunda kalan insanlar aklıma geliyor. O zaman işte içim üşüyor. Evet, güzel, eğlenceli tarafı var ama diğer tarafına da baktığımızda içimizi ürperten, içimizi üşüten olumsuzluklar da yok değil. İnşallah bu yeni yılda kimse sokakta kalmasın, kimse dışarıda üşümesin. Herkes sıcak yuvasında, kendi evinde yaşasın diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Karlar düşer. Nasıl düşüyorsa şarkıyı da söyleyemedim. Ama ara ara şarkı söylüyorum biliyorsunuz. Bazınız çok beğeniyor, bazınız da sesimin iyi olmadığını söylüyor. Hadi hep beraber izleyelim. Beğenip beğenmediğinizi bana mesaj atarsınız. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Kızmana ısmarladım nargele nargele. Kızmana ısmarladım nargele nargele. Gümüş kemer ince bele. Dargele dargele oy. Dargele dargele oy. Dargele dargele. Gümüş kemer ince bele. Dargele dargele oy. Dargele dargele oy. Dargele dargele. Gelursa yarın gelur. Gelursa yarın gelur. Ben zaten ıslanmışım. Ben zaten ıslanmışım. Yağarsa yağmur yağar. Yağarsa yağmur yağar. Ben zaten ıslanmışım. Ben zaten ıslanmışım. Ve sevgili dostlar, bugün brunch yapacağız. Kendimize biraz vakit ayırdık.
uzun uzadıya kahvaltılar yapacağız, sohbetler edeceğiz, eskileri anacağız. Ama size sıcak kahvaltı için neler yapılacak onu da ustama soracağız. Ustacığım merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Metin Işık. Metin abi yaş kaç? 36. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 20 senedir. 20 senedir. Evet. Ne yapacaksın şimdi bize? Mıhlama ve sucuklu yumurta. Mıhlama ve sucuklu yumurta. Evet. Sucuklarımızı koyduk. Tereyağımız evet. Şu anda eriyor. Hazır. Eriyor. Güzelce olacak inşallah. Yumurtalarımızı kıralım. Evet. Tamam. Kıralım mı artık? Tabii. Siz onu kırarken ben de şöyle bir yumurtaları çevireyim. Sucukları yani. Evet. Yumurtaları dedim değil mi? Karıştırdım onu ilk günde. Oh. Tamamdır ha, ustam evet. Kırabiliriz artık. Bir yandan da ben burada tereyağını güzelce şöyle karıştırayım. Kaç yumurtalı? 3. 3. Oh. Bunu başka türlü nasıl yaparız ustam? Yani böyle sucuklu yumurtayı farklı yapabileceğimiz yönleri var mı? Fırında da pişirebiliriz. Fırında da pişirebiliriz. Tabii. Güveçte. Güveçte. Mıhlamanın tarifini alabilir miyim? Ne koyacağız tamam, içine? Mısır unu atacağız. Mısır unu. Evet. 2 evet. Kaşık kadar. 2 kaşık. Bunlar tam Karadeniz yöresinin... Kavuruyoruz. Evet, bunu ilk önce böyle kavuracağız değil mi ustam? Evet, kavuracağız. Evet. Karadeniz'de sanki bu daha böyle daha yoğun tereyağıyla mı? Daha böyle yağ mı fazla oluyor acaba bunun? Şimdi yöresel değiştiği için değişiyor, Karadeniz'in değil mi? Yağları daha kıvamlı oluyor. Evet, evet o nedenle. Aynen. Şimdi iyice kavurduktan sonra peynirimizi koyacağız herhalde değil mi ustam? Evet, biraz kavrulduktan sonra peynirimizi ilave edeceğiz. Oh oh oh. Önce suyumuzu ilave edeceğiz ama kaynar su. Su. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Mithat abi. Hoş bulduk. Nasıl dedim yani karışmadın şu ana kadar şaşırdım zaten. Ya şimdi iş muhlama olduğu zaman biliyorsun bizden soruluyor. Evet. Karadeniz. Abi nereliydin? Ben de Ordulu. Ordulu. Ben de Çayeli. Evet abi. Evet mısır unuyla güzel oluyor ama bir de bunu normal unla da çok güzel oluyor. Deneyelim isterseniz. Olabilir. Bir de artı bir şey söyleyeceğim. Balı hiç kaynatarak yediniz mi? Balı mı? Evet. Yok hayır. Al işte. Al işte sevgili izleyenler. Yani her şeye bir fikri var. O kadar çok fikir verdi ki bize program boyunca. Dilerseniz o dahi fikirlerini hep beraber izleyelim. Mithat ustam daha fazla dayanamadı. Daha fazla dayanamadı. Kamerayı bıraktı. Evet. Gelip ustama hani az önce bizim güldüğümüz çikolatalı tarifi yapıyor. Birkaç tane daha tarif gelmiş. Çekim yaparken onları söyleyecek şimdi ustam. Buyurun Mithat abi nedir? Abi o şeyi alacağız. Neydi? Hamur. Krep hamur. Krep hamur. Krep hamurun evet. Üzerine cevizi attın mı usta? Evet. Üzerine hafif şey. Tahin. Şekeri böyle şey yap. Kapat. Toz at abi. Toz şeker. Evet abi. Toz şeker. Hem doyurucu. Tamam mı? Deneyelim abi. Dene abi. Sadece. Bak. Sonra ama şeyi... Patentini al. Patentini ben al. Ben şeyim yani. Mithat Kılıç'tan ilginç öneriler ama tabii bunun bir de kızarma evresi var. Ben hemen yan tarafta ustama sorayım. Ustam sizin bu çikolata olayı aklınıza yattı mı? Abi benim aklıma yatmadı. Buna da olur. Bak buna da tahin kat abi. Bak çikolata değil buna tahin olur bak. Tahin. Ne diyorsun ustam? Sen ne diyorsun ustam? Abi tahini bilmem de yani bu yağın içine tatlı aktığı anda bu kadayıf... Bunda belki sızabilir. Belki sızabilir. Yani sızarsa onu zaten o tatlı şeklinde çıkmaz abi. Mangal bir şey söyleyeyim. Pişmiş kadayıfın üzerine, kızarmış kadayıfın üzerine tahin döktürüp yiyenler var. Ama içine var. Değil. Bunun için ne? Müthiş olur abi. Üzerinde denesek abi. Abi üzerinde, tabii o da olabilir ama içindeki farklı bir şey, saklı cennet. Sevgili izleyenler bu tartışma bitmez. Mithat abi kameranın arkasında lütfen. Sevgili izleyenler şu anda domatesleri attık ama daha domatesleri değil sevgili kameramanımız Mithat abiyi çekiyor. Niye çekiyor? İşte görüyorsunuz bu ilginç görüntü var. Soğuktan ve hafif yağmur var ondan korumak için. Böyle bir yönteme başvurmuş cefakar, vefakar arkadaşımı buradan cani gönülden tebrik ediyoruz, kutluyoruz onu da. Kazamız mübarek olsun. İmdiyana ısı ama bence şu alev beni ürkütüyor. Bence inelim abi. Biz vecihli torunlarıyız abi. Abi inelim inelim. İniyoruz, vazgeçtik. Yok abi ben geçmedim. Vallahi abi ben vazgeçtim. Aşkım için uçacağım ben. Aşkın için uçacağım. Evet, uğurum için. İnşallah uğur getirir o zaman bu söyledikleri. Evet, heyecan artıyor yavaş yavaş. Kalkıyoruz artık. Hoşça kalın. Biz geleceğiz tekrar. Evet.
Evet. Domates cezırtıyı üzerine artık domatesi koyalım. Hazır mıdır şimdi? Şimdi hazırdır. Evet, ortasına ne koyacağız? Ortasına pilavımızı ekleyeceğiz. Haydi pilavımızı da ekleyelim ustacığım. Oh. Mithat abi gel şöyle. Servise hazır. Mithat abi gel şöyle. Oh, iki dakikada bakın pratik. Bunu da altına şimdi ne yapacağız? Evet, sıcak sıcak mı servis edeceğiz? Sıcak sıcak yemesi için. Mithat abi git abi. Mithat abi. Kameraya gel kamera. Öyle demek lazımmış. Kamera gel kamera git. Sevgili izleyenlerim, Mithat abi cesaretini topladı. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, demirin üstünden. Evet abi nasıl? Çok güzel. Aa, hiç vallahi cesaretimi yendim ha. Cesaretini yendin mi? Evet, yendim cesaretimi. Tamam. Yendim şimdi... cesaretimi. Ha? Evet cesaret. Bak çok güzel burası. Vallahi müthiş. Abi tamam. Oo. Şu manzara gel biraz daha bu tarafa doğru gel. Gel gel gel. Gel böyle bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa, bu tarafa. Bak şimdi gel abi biraz daha gel. Gel, gel bırak. Bırakın oğlum, bırakın. Mithat abi hadi. Onunla değilim ya. Abi gözünü aç da bak. Hayır açmıyorum ya. Gözünü aç. Gel, bak şu 150'ye. Oha oradan bakamam. İmkanı yok bakamam abi. 150'ye bak gel. Gel, gel abi gel. Bak, bak, bak. Gel. Tamam ikimiz kolundayız. Gel kolunda. Gözünü aç nereye bak. Kolunda. Oo o dağları. Şuraya şuraya şuraya. Aşağı bak göz. Bir kere aşağı bak bir kere. Abi bir kere bakar mısın şuraya? Bak dereye bak ne güzel akıyor bak. Suyu görüyor musun? Gördün mü? Oo tamam güzel camın arkasından güzel. Güzel mi? Evet. Mithat abiyi cesaretinden dolayı alkışlıyoruz. Bravo! Evet çok güzel. Mithat abi eksik yedik bir şey var mı? Eksik yedik bir şey yok ama şeyi... Bal olayı, bal evet. Balı aynı böyle bir tasın için, şeyin içinde, sahanımızın içinde döküyoruz. Evet. Ve tereyağını kaynattığımız gibi kaynatıp sonra sofraya getiriyoruz. Tahin su gibi oluyor abi. Tahini sonra katacağız efendim. Ondan sonra ekmek banıp yiyoruz. Ekmek banıp bu da programımızın izleyicilerimize bir şey olsun. Bilmiyorum buradaki abiler biliyor mu ama... Valla evde denemeyin bence. Yani çünkü böyle fikirleri var onun sürekli. Fikir veriyor. Şöyle bunları atalım içine. Bol peynirli olsun. Değil mi usta? Evet, yumurtamız da oldu zaten. Olmak üzere. Evet. Sevgili dostlar siz bunların bakmayın böyle sürekli ben yiyorum, yemiyorum dediklerine. Vallahi ellerimle bile besliyorum. Ama o kadar güzel anılarımız oluyor ki dilerseniz ekiple neler yaşadık onları izleyelim. Ustam bu böyle ısınsın. Ay ben bunu ben mi yesem? Ben mi? Yok ben yemeyeyim. Kime veriyorum? Abi takip et. Tacım sana ya, bir dolu veriyorum. Seviyorum ya. Afiyet seviyorum. Olsun. Afiyet teşekkür olsun. Ederim. Güzel güzel ye. Kartaltepe'ye çıkarken burada kaldık böyle maalesef. Şu anda tüm ekip aracı çıkarmaya çalışıyoruz ama çıkmıyor. Bastır biraz bastır. Çıkamayacağız galiba. Yağmur da bir yandan bastırdı. Mithat abi birazcık bas 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 bas. Bas. Mithat abi. Bak bir şey yapsam program çıkmaz. Bütüncünü benden çıkarıyor. Dışarı çık. Ders söyleyeceğim bak yapma. Ve sırada rahat, keyifli bir brancımız var. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. İbrahim Nazlıgül ben. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim abi. Her sene birazcık daha mı arttırıyorsunuz siz bunları? Ne yapıyorsunuz böyle ya? Ya vallahi bunlar da bir şey değil. Yani bu bizim hafta içi yaptığımız serpme kahvaltının bir örneği. Bir bölümü. Bir bölümü diyelim. Hayır korkuyorum. Kuş sütü eksik diyeceğim. Onu da bir yerlerden çıkartırsınız yani. Maşallah çok çok fazla ya. Dediğim gibi bu daha bir şey değil. Bu bizim asıl hafta sonu
gelmenizi görmenizi isterdim. Kaç çeşit yapıyorsunuz? Yani açık büfe kahvaltımız cumartesi pazar günleri gelen misafirlerimize sunuyoruz. Yani mübalağasız 200'e yakın bir çeşidimiz. 200'e yakın çeşit. Evet. Vallahi her geldiğim sene üzerine katıyorsunuz. Abi bir yandan da artık bir başlayalım. Şöyle bir ben sucukları çok güzel gördüm şuradan. Afiyet olsun. Neler neler var sayalım mı? Kavurmalı yumurta var. Evet. Eritme peyniri var. Evet. Sucuk var. Mıhlamayı yaptık. Evet. Şurada mantar, kaşarlı mantar. Kaşarlı mantarımız evet. Var. Zaten fındığı, fıstığı, cevizi saymıyorum. Benim çok sevdiğim bir tane peynir vardı. Ha, neydi bunun adı? Bu kaynana dili. Kaynana dili. Evet. Burada kaynana dili efendim insanın başını ağrıtmaz. Yenir çok da lezzetli. Hı-hı. Sucukla da çok uyumlular. Afiyet olsun. Gerçekten kaynana falan derken hani hepimiz kaynalarımızı, annelerimizi severiz. Hepsinin kendine has bir hikayesi var. Bolu'daydım Köroğlu'nun köyüne gitmiştim. Orada bir yaşlı teyzeyle, amcayla oturup çay kahve içmiştik. Evlerinde ne varsa bize ikram etmişti. Harika bir hikayeleri var. O hikayeyi dinleyelim hep beraber. Şimdi nasıl tanıştınız amcama? Bir anlat bakayım. Bu 14 yaşındayken buna evde bu tek oğlan oldu, bir tek bu. Biz ondan bir evde iki babam, bir bunun babası, bir de benim babam. Birlik barabarlık oturuyorduk. Bu bir tek oğlan, bu da bir tek kız. Bunu buna alam diye iki babalar birbirine, anneleri de vardı. Anneleri dul kalmış. 22 yaşında iki babalarımızı büyütmüşler. Öyle birlik barabarlık oldu. Hep barabar kan birlik. Beni buna yaptılar. Hep işte öyle geçindik giderken bunun annesi tuttu. 15 sene sonra benimle evlenince ölüverdi. 15 yıl sonra. 15 şimdi yıl sonra. Kaç yaşında evlendiniz? Söyle bakayım. Bu 14 yaşında, ben 19 yaşında. Sen ondan büyük müsün? Ben büyüğüyüm. 5 yaş var. Şimdi bir şey soracağım. Kim kime aşık oldu? Bu bana aşık oldu. Sana aşık mı oldu? Tabii. Aşık olmuş bana diyor ya. Tamam. Ben öyle derim. Ben oldum diyeyim. Varsın Uhire. Varsın gönlü hoş olsun. Uhire bilmemişti ben. 14 yaşımdan beri. Şimdi niye, nasıl aşık oldun? Nasıl anladın aşık oldun? He? Nasıl oldu anladın aşık oldun? Paçadır benden bu. Ben ellerden bir kız alacağım dedi. Bu babalarımız da razı olmadılar. Ha, bu diyordu başkasıyla mı evleneceksin? Başkasıyla evlendik dedim, ben almıyorum bunu dedim. Niye, niye, kimdi o, var mıydı? O köyde miydi o zaman? Ya aşağı sokaktaydı. Aşağı, ne, güzel miydi o da? Güzeldi. Niye onu istiyordun, ya, annemi istemedin? Nasip onu. Ya 14 yaşında ne acelem vardı öyle evlendin? Harmandan götürdüler beni top oynarken. Top oynarken düğüne mi götürdüler? Sevgili izleyenler, top oynarken seni top oynamaya diye götürdüler. Harman'a gittin, düğün yaptın. Düğün yaptım valla. Kandırmışsınız. Garip bu, küçük ya. Kandırdık. Küçük ya. Küçük ya, kandırdınız onu. Kandırdık. Peki, şimdi kaç yıl oldu? 59 yıl. 59 yıldır berabersiniz. Ey maşallah. Allah uzun ömürler versin. Allah'ım kaza hata vermesin, bir yastığa baş koyuyoruz. Şimdi evlendikten sonra, o sen dedin ya o bana aşıktı diye. Sonra sen mi aşık oldun? Sonra da biz aşık olduk. 8 aydı da hastalandı. Aa, 8 aydı hastalandı, ameliyat oldu. 36 dikişi var çocuğundan yanda. Onunla beraber ikimiz her gün, oğlan 15 günden 15 güne bizi buluyor, aletiyor. Biz orada 8 gün yatıyoruz, geliyoruz. Yani ne olsun ninem, saçını süpürge etmiş senin için. Evet. Hemen evlenmesine hasta olmuşsun, seni hastanelere doğru, götürmüş. Doğru. Peki bir doğru. De Almanya maceran var senin, nasıl oldu Almanya'ya 72'de gittim ben işte. Çalıştım. Kaç yıl çalıştın Almanya'da? 34 sene. 34 sene, emekli de oldun. Emekli geliyor mu emekli maaşı hala? Geliyor Allah'a şükür. Allah şükür olsun, daha ne olsun. Niye aşık olmasın? Bin kere geliyor. Niye? Geliyor değil mi? Geliyor. Bir de daire aldık. Biz babamızda bir zaman evler yapıldıydı, eveli. Hani sığır sıpamız çoktu. Çoktu. Peki bir şey söyleyeceğim. Almanya'ya giderken seni gezdirdi mi Almanya'da? Elletiyim seni. Evet. Hiçbir yerle akamadım. Niye?
Görmedin, bunları gör diye gezdirdi. Gezdirmedi mi bir yeri? Gezdirdi. Gezdirdi. Hiç görmedin, dünyana geleli gör diye gezdirdi. Nerelere götürdü seni o zaman? Ne bileyim bir yere. Bir Almanca ben. Öğrendin mi sen? Yok. Almanca seni seviyorum ne demek, söyle bakayım bana. Ben bilmem. Sen biliyor musun Almanca seni seviyorum ne demek? İhli bir diş. Bak ehli bir diş diyor, ehli bir diş. Ben bilmem. Ben bilmem diyorum. Köylülerin ondan 80 tane evleri var. Köylülerin. Oradaki köylülerin. Onların yanına gittim. Şu mu Alman, şu mu Alman bilmedim hiç. Hepsi üç senene. Hepsi birbirine benziyor. İşte üç senene bilmedim. Düzceli. Düzceli. Hepsi Düzceli mi? Sevgili izleyenler, Almanya diye Düzce'ye götürmüş teyzemi. Aynı doğrular. İyi Almanca da bilmiyorlardı değil mi? Almanca bilmiyorlar. Vallahi hepsi Türk'tü orada. Evet. Tabii ne olsun. Hepsi Türk. Hepsi tabii. Ne olacak şimdi, oraya bir yere gittiğinizde kendinizden birilerini arıyorsunuz sevgili izleyenler. Aynen. Oradaki Türkler de Almanya'ya gittiğinde işte Berlin'de çevresinde birbirlerine birlik beraberlik için hep aynı yerde yaşarlar. Aynen. Bazıları Almanca öğrenemiyor bile hatta. Aynen. Öyle dönmüşler ama artık yeni jenerasyon maşallah iyi de Almanca konuşuyor. Allah sizi bir yastıkta kocasın, sağlıklı güzel yaşlar versin. Amin. Bir yandan da çayımızı koyalım. Hava çok soğuk. Siz de içersiniz, içimiz ısınsın. Ya şefim, sence ben çok yemek yiyor muyum ya? Vallahi geçen yıldan bahsedeyim biraz. Bahsedeyim. Yani geçen yıl ben hatırlıyorum, ben bunları yemiyorum, yutuyorum demiştiniz bana. Ben tadına bakıyorum, çok yemiyorum gerçekten. Hani çok yemediğimi ben her programı söylüyorum. Sloganımız zaten sizin için tadına bakıyordum sloganı ama benim hain kameramanlar bana bir oyun kurmuşlar. Çok fena. Pekala Lokman Bey, buyurun. Evet, sorulara biz başlıyoruz şimdi. Kayıda girelim. Seyirci senin hep ön yüzünü görüyor. Arka yüzün nedir senin? Ben yalancıyım abi. İtiraf ediyorsun yani. Aha. Kayıttan sonra. Yani abi, hiç tadımlık diye bakmıyorsun yani. Bayağı yiyorum. Bunu itiraf ediyor musun abi? Ediyorum. Ben aslında tadına bakmıyorum, yiyorum. Ya o montaj, inanmayın, ben onları yemedim. O sadece onların yaptığı bir kurgu. Bana bol bol ye diyordu Mithat o esnada. Ben de yedim. Yoksa biliyorsunuz yemem ama şimdi buraya bakınca da insan yemez mi efendim? Evet. Vallahi ben birazcık yiyeceğim. Özellikle şu kavurmalı yumurtanın tadına bakacağım. Şöyle birazcık da yumurtayı dağıtalım üzerine doğru. İbrahim abi, sen niye yemiyorsun? Size afiyet olsun. Özellikle tadına bak dediğin var mı? Özellikle tadına bak dediğim, bunların zaten çoğu kendi yöresel peynirlerimiz. Yani Maşukiye'de çok, buralarda çıkıyor, evet, değil mi efendim? Yani bu süpermarketlerde vesaire bulabileceğiniz büyük peynirler değil. Bu bölgenin peynirleri. Hı hı. İşte Avaza peynirimiz olsun, Çerkez peynirimiz olsun, Çeçil peynirimiz olsun. Yani... Harika valla. Afiyet olsun. Peki hemen çok yakında Maşukiye köyü var biraz ileride. Orada pazar falan da kuruluyor herhalde. Evet, genelde pazar günleri. Yoğun olduğu günleri buranın. Pazar günleri köy pazarı dediğimiz bir pazarımız mevcut. Peki kimler geliyor? Yani şimdi İstanbul'a yakın olmasının çok büyük avantajı var. Kesinlikle. Hani Bursa'dan daha yakın, arabanızla veya otobüsle veya çok farklı şeylerle, araçlarla buraya gelebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ama günübirlikçisi çok galiba buranın. Günübirlikçisi çok, dediğiniz gibi İstanbul'a çok yakın, yaklaşık bir saatlik bir mesafede. Çok sabah erken saatlerde zaten kayak yapmaya gelen kardeşlerimiz geliyorlar. Yani hemen hemen restoranı beraber açıyoruz diyebilirim yani. Çok erken saatlerde gelip hızlı bir şekilde kahvaltısını yapıp daha sonra 10 kilometre yukarıdaki kayak pistine gidip eğleniyorlar. Çıktın mı sen hiç kayak pistine? Defalarca çıktım tabii. Yapıyor kesin. Musun kayak, yapıyor musun? Yok. Ya çünkü ben birkaç defa denedim. Yasakladılar bana. Dediler ki sen yapma, bir yerini kırarsın, program çıkmaz, o nedenle yapamıyorum. Ama maşallah yani çok sayıda müşterimiz var. Tıklım tıklım burası. Ya dediğim gibi İstanbul'a çok yakın olması ve oranın artık insanların biraz daha natürel bir yerlere kaçması, gürültüden, trafikten daha doğal bir yerlere kaçması ve bununla ilgili ulaşabilecekleri en yakın köylerden, kasabanın bir tanesi. Ama mesela Maşukiye son zamanlarda Araplar çok geldiler. Öyle ki mesela emlak
fiyatı, arsa fiyatları epey artmış. Evet, yeşillik olan yerleri daha çok bu Arap misafirlerini sergiliyor. Karadeniz başta olmak üzere Maşukiye ve Sapanca'da revaçta, bayağı bir revaçta. Evet. Onlar... Peki onlar nasıl buluyor bu kahvaltıyı böyle branca geldiklerinde? Arap misafirlerimiz genelde kahvaltıdan ziyade bizim alekart menümüze geliyor. Öyle söyleyeyim. Özellikle kuyu kebabı. Kuyu kebabı. Arapçada mendi anlamına geliyor. Mendi. Evet. Kuyu kebabı. Arapçayı da geliştirdin herhalde abi. Yani doğal olarak biraz yani en azından misafirlerimize hoş geldin diyebilecek kadar, ağırlayabilecek kadar. Anca o kadar yani, yoksa bir tercümanlık yapacak kadar değil kesiniz. Valla yöre yöre geziyorum. Evet. Ben diyorum ki hayatımda hep insan biriktirmeye çalıştım. İnsanla biriktirmeye devam ediyorum. O kadar tatlı, o kadar sempatik insanlarla tanıştık ki, özellikle teyzelerimiz. O kadar güzel teyzelerimiz var ki, onlarla oynuyoruz, halay çekiyoruz, yemek yapıyoruz. Çok da keyifli oluyor. Benim de en çok kitlem onlar zaten. Anadolu'da teyzelerimizle neler yaptık merak ediyorduk açıkçası. Hep beraber izleyelim. Allah başımızdan hiçbirini eksik etmez. Amin. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balta ne öyle? Odun evliyem, odun keseyim, kendimi koruyam. Kimden koruyorsun kendini? Düşman olun, olur olmaz canım. Aman biz dostuz, biz dostuz. Allah'tan ayrı dost olmaz. Ne güzel, ne güzel. Nerede yaşıyorsun? Ha, böyle yaşıyorum bak, dağın diplerinde, ırmağın kıyılarında, derenin deliklerinde yaşıyorum. Ne yapıyorsun peki şimdi bu köyde, neler yapıyorsun anlat. Şimdi çalıştık, ektik, diktik, yiyor, oturuyor. Neyi diktin, ektin? Mısır ektim, patates, fasulye. Mısırları şey yapıyor musun, mısır ekmeği yapıyor musun sen de? Yapıyorum. Nerede yapıyorsun? Havullarda yapayım, avutalla, irazılarda yapayım. Onu çok sallıyorsun sen, kafama vuracaksın. Aslına gidersen vur. Vallahi korktum sevgili izleyenler, böyle elinde sürekli sallıyor böyle. Bunlarda böyle yaşamasam can yaşatamam oğlum. Değil mi? Var mı çoluk çocuk? Var, 7 tane. Maşallah, ben senin ismini sormayı unuttum. Benim ismim Güllü Demirci. Güllü Demirci. Evet. Güllü teyzeciğim, çok teşekkürler bu güzel sohbetin için. Çok sağ ol. Çay içelim. Vallahi buralarda... Hayır, çay içelim. Rüzgar olursa gelme. Rüzgarlık olmayın. Gel şu da harmanda çay içelim. Yani şimdi rüzgar. Evet, o zaman beni aradı ki bugün rüzgar yok Lokman, gel çay içelim. Olur mu öyle? Yazın gel yaz. Aha bu suyun dibinde çok piknik yaparız. Tamam. Ablacığım merhabalar. Merhaba kuzum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, portakalım benim. Sen çocukları portakal diye mi seviyorsun? Portakal diye severim ben. Biçerim, kamyonum, taksim, gaz ayağım. Kaba ayağım dedi. Gaz ayağım, tarlaya çeken gaz ayağı. Ha, onu da öyle niye diyorsun? Niye, öyle bir. Aa, sen portakalım dedin, höşmerimi yaktın. Ya. Gel şimdi, seni tanıyalım, isim? İsim Hediye. Hediye. Peki bu köyde neler yapıyorsun daha çok? Vallahi her şeyi yaparız. Gözleme yaparız, çörek yaparız, baklava yaparız, hoşmerim yaparız. Ondan sonra işte bir şeyler yaparız. Ne ekmek abi? Yaparız bazlama. Bazlama. Sen Hediye'nin teknik direktörü müsün? Hayır. Sürekli Hediye şunu hayır, yap, böyle. Hediye bunu yap, Hediye böyle. Altı yandı. Hediye oraya salça koy. Böyle konu böyle şeylere geldi miydi böyle bizle danışırız. Vallahi kaynana gitsin gibisin yemin ederim. Ya kaynana gibiyim bana. Baba bak çavuz sordu gelinlere kaynalık yapan diye. Hiç yapmam dedim, yalnız misafirin çayı yavan vermen. Ardına meyveyi getirin diye karışırım. Giyimlerine kuşamlarına karışmam dedim. Giyim kuşam karışma ama. Bak çavuz sırtımı da bulatım. Oy 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 oy. Abla bu nasıl bir sanattır? Bu tefi mi senin? Tefim. Nereden buldun bu tefi sen? Her yerde. Vallahi siniye de benziyor. Evet. Böyle içinde börek pişir, böyle tef yap. Evet kızım. Kızım bizim atamızdan gelen görenek bu. Anani göreneklerimizin biz, bunlar bizim. O zaman darbuka yok, tef evet, yok değil mi? Evet. Ne bulduysan onu evet, çalmış. Deriden yapıyorduk biz böyle. Minare dolandırma, olan alan alan, yar beni alandırma. Küsteğini bilinim, olan olan olan, öptürürdüm yar sana, olan olan olan, öptürürdüm yar sana, olan olan. Ne diyor, ne diyor, ne diyor, öptürür müydüm diyor.
Tövbe estağfurullah. Öptürmez mi? Vallahi çürkü çok güzel bir çürküymüş. Yalım yürü, mahşer yürü, mahşer yürü, yürüdüm seni. Bahçelerde, ballarda, büyüdüm seni. Sen güçlüsün güzel yer, büyüdüm seni. Ana benim eli kıram giderim, giderim. Bizi tanıyor musun? Beni tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Nereden tanıyorsun? İzliyorum ben seni. İzliyor musun? Tabii 360'ı devamlı izliyorum ben. En çok neyini seviyorsun 360'ta? Filmleri çok seviyorum. Sinemaları çok seviyorum. Cinayetli filmleri. Cinayetli film mi izliyorsun? Dedektifli cinayetli. Dedektifli cinayetli mi olsun? Bakarım. Bakarsın. Sen İngilizce aran nasıl İngilizce'de? My name is Fevziye. Kız öyle değil o. What is your name? What is your name? Evet. What is your name? What is your name? My name is Fevziye. Where are you from? Cumalı kızık. Cumalı kızık. Cumalı kızık. Oh, it is nice. What is your name? Reçel işte. Ben de what is your name diyorum yalnız. What is your name? Ben fazla bilmiyorum. My name is... Ben Zendire Can. My name is... My name is... Ben Zendire Can. Nice to meet you. Tanıştığımız memnun oldum. Evet değil mi? Nice to meet you. Thank you. Vallahi hem güldük, hem eğlendik, hem bol bol dedikodu yaptık. Çok da keyifli ama dedikodu bizim geleneğimiz de var. Ona böyle zararsız, beyaz dedikodular diyelim. Hepimiz yapıyoruz, yapmıyor değiliz. Vallahi çok yedik. Kayak da bana yasak. Onun dışında ne yapabilirim burada? Kayamıyoruz. Yani birçok aktivitemiz var. ATV başta olmak üzere yürüyüş parkurları ama genelde ATV tercih ATV mi? Evet. O zaman bunları eritmek için birazcık yürüyeyim ardından da ATV'de gezeyim. İyi eğlenceler diliyorum. Görüşürüz. Sevgili dostlar sırada safari turumuz var. ATV'lerle gezeceğiz. Neredeyiz efendim? Maşukiye'deyiz. Güzel bir gezi olacak herhalde. Merhabalar. Merhabalar. Eyüp Akın ben. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir gezi olacak. Zaten müthiş bir kar var. Hani araçlarımız da gezi için uygun. Hep beraber gezeceğiz, eğleneceğiz. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Ağaç, doğa bu mevsimde de çok güzel. Yazın da çok güzel. Ben yazın yaptım. Güzel yerleri gezmiştik. Nerelere gideceğiz şimdi yine? Ya Kartepe yoluna doğru çıkacağız. Biraz ormanın içine gireceğiz. Hani oralarda biraz motorları deneyeceğiz, öyle diyelim. Evet. Ana yoldan biraz uzaklaşacağız. Ana yoldan araçlar çok gidip geldiği için biz kendimize ait pistlere gireceğiz. O şekilde bir tur olacak. Yani Maşuki'ye gelen ATV safari de mi yapsın hocam? Ya kesinlikle yapması gerekiyor. Zaten Türkiye'de de hızla yayılan bir şey. Maşuki'ye de öncülük yapıyor bu konuda. Hani çok motorumuz var. Çeşitli olarak da çok var. UTV'ler var işte, motorlar var vesaire. Aktivite olarak çok eğlenceli bir durum. Hocam hazır mıyız? Hazırız. Şov yapacak mıyız? Deneyeceğiz bakalım. O zaman ben normal bir karda bir iki gidip geleyim. Yani bütün parkuru şimdi bu karda kışta çıkmayayım ben. Bir iki gösteri yapalım ondan sonrasını size bırakalım olur mu? Olur tabii ki. Haydi o zaman benim kırmızı. Buyurun siz. O zaman ben buna geçiyorum. Abi yeter abi. Tamam tamam oldu. Abi tamam. Tamam. Ay. Oh. Ay. Düşüyorum. Ay. 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 Çöpçüz çöpçüz. Çöpçüz abi. Ay! 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 Yemin ederim kendimi kasmaktan şu anda duramıyorum ha. Abi ne yaptı? Ah! Şu anda kanatlarım ağrıyor abi ya. Aa, kastım kendimi. Güvendesiniz, rahat olun. Abi güvendeyiz. Profesyonel yaptığınız için bu işi. Ay. Normalde size yaptırmıyoruz bu hareketleri. Size siz bir... yaptınız, öldürdünüz bizi. Zaten benim başıma sürekli böyle işler geliyor abi. Hep oyunlar geliyor başıma. Bu Gül'ün oyunuydu galiba bana. Aynen. Sevgili izleyiciler bu arada trafiğe kapalı bir yerdeydik.
Ondan kas kırmızı takmadık. Normal şartlarda kas takmamız gerekiyor. Ama öldüm. Bana bunu sürekli yapıyorlar. Neler mi yapıyorlar? Hadi bana geçen sene neler yaptılar? Onları izleyelim. Vurun elime ya, korkman ya. Vur vur, korkma. Işte. Benim elim acımaz. Abi, hani yavaş vuracaktın? Bu senin yavaşın mı? Vallahi bu demirci eli. Demir. Daha vurmuyorum. Abi yemin ederim, mengene gibi elim var ya. Bak, daha vurmuyorum. Tamam, vurmuyorsun daha. Heh. Hadi. Kabarması lazım buna. Oo, siz tamam, yakalayamıyor musun? Ya. Ben ne yapayım ya? El el değil. Ah. Abi. Çek çek. Şu oyun için yediğimiz dayağa bak. Dokman Bey, Hoca Efendimiz sizi bekliyor. Hoca Efendimiz? Evet. Allah kabul etsin. Hoca Efendimizin yanında yalnız job var. Yok, o sadece şey, hataları düzeltmek için. Hoş geldin. Hoş Bey. Bulduk, sefa bulduk. Şimdi ben bir tekrar yapıyorum. Tabii. Hacı fala, ekmek fala. Ha 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 ha. Hacı fala, ekmek. Hacı fala. Hacı fala. İyi dinle. Hacı fala. Akif ağa. Ekmek ufala. Ekmek ufala. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hadi. Ha 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 ha. Biraz gür çıkacak. Böyle gür çıkacak. Ha. Şöyle mi koyayım? Ha 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 ha. Çok güzel. Evet. Tekrar yapıyoruz. Akif ağa. Akif ağa. Ekmek ufala. Ekmek ufala. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Çok güzel bak. Bunu tekrar yapıyoruz. Sınıfını geçeceksin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Akif ağa. Akif ağa. Olmadı, sesli. Akif ağa. Akif ağa. Ekmek ufa. Ekmek ufa. Hocam bu neydi ya? Erzincan'da yüzünün hakkıyla döneceksin inşallah. Çok fena. Ben dayak bekliyordum. Ay, çıkmıyor ağzından. Alçı mı bu, ne bu hocam? Un mu bu? Unun gayet, şimdi az önce acım diyordun ya, evet. Doyurduk seni. Pazarlık gelin. Pazarlık gelin. Yunalım. Yunalım. Eğilelim. Eğilelim. Büyürelim. Büyürelim. Vay ki şimdi domuz gibi eşim benim haline. Yunalım. Vay ki şimdi arkadaşının kulağından tutmayanın haline. Abi elim mengene gibi, kulağım çıktı. Pazara gidelim. Pazara gidelim. Yunalım. Eğilelim. Eğilelim. Büyülelim. Büyülelim. Vay ki şimdi kaldırım gibi yatmayın hayır. Abi kaldırım gibi. Ay, ne oldu? Hayır. Vay ki şimdi kalkıp yerine oturmayanın haline. Abi. Ah ah. Mehmet abi bak, flaş yanmadı. Arkadaşlar, bir, üç dedim mi çekin. Bir, iki, üç.
abi. 10 sefer bunu böyle döneceksin, hediyemizi alıp gideceksin. Allah razı olsun. Başladık. Biraz hızlı. Etti bir. İki. İki, iki, iki. Üç, dört oldu, dört oldu. Az kaldı. Etti. Beş buçuk. Altı oldu, altı oldu. Altı. Altı. Yedi oldu, yedi. Üç sefer daha döndüğün zaman tamam olacak. Üç sefer daha döneceğiz. Altı buçuk oldu, altı buçuk, altı. Altı buçuk oldu, yedi. Bul, 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 parayı bul. Abi birisi oynatıyordu parayı ya. Kafam mı oynuyordu? Tarlada 11 kabak oldu. 11 kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 4 kabak olsun. 4 kabak olur. Kaç kabak olsun? 5 kabak olur. Az bir saniye. Abi niye düşüne düşüne konuşursan ya? Bu işin düşüncesi olmaz. Allah Allah. Ya kaç kabak olur? Yavru kabak olmaz ya. Abi unutuyorsun ya. Ya olmazmış 11 kabak. Kardeş ben ne edeyim yani. Allah Allah. 14 Aralık 2016 günü. 2016 günü. Evet. Bir toplantı tertip edip. Bir toplantı tertip ederek. Evet. Arkadaşlarına karton közlemesi ziyafeti. Hakim Bey zaten. Neyse bu daktilonun şarjosu bir bu yanı bir bu yanı kayır ya. Ne olmuyor ben öyle ya? Şey mi olur abi ya? Kardeş sen. Daktilo olacağız bir şey olmasa. Ne, ben ne dedim Hakim Bey? Hakim Bey. Daktilo bozuldu Hakim Bey yazamıyorum. Sende mi Lokman Bey? Yok bende değil. Kimde? Arkadaşlar yok diyorum niye bana söylüyorsunuz? Yokmuş. Bence yüzük çıkardı şimdi. Vallahi yok. Allah uyar. Oo. Ya kardeş ben de. Dışarıda gerçekten çok üşüdük. İçeriye geldik. İçimizi ısıtmak için güzel bir salep siparişi verdik. Onu içip içimizi ısıtalım. Çünkü hasta olacağız böyle giderse. Burası da oldukça sıcak. Şömine başında güzel doğal bir salepte. Çok teşekkürler. İyi gelir. Böyle tarçınlı. Gerçekten çok lezzetli. Niye bunu özellikle salep istedim? Çünkü buradaki köyde köylülerin yaptığı, ürettiği süt ondan yapılınca da daha keyifli oluyor. Bunun hazırları da var ama hiçbiri bu kadar doğal bir salep kadar keyif vermiyor. Onu da belirtelim. Çok sıcak, biraz soğusun, içmeye devam edeceğiz. Bu arada konuşurken şu gerçekten çok güzel bir çömlek gördük hemen yanı başımızda. Maşuki'ye hatırası yazıyor. Biliyorsunuz gittiğim illerde çok güzel vazolar, hatta tanımlanamayan cisimler yaptım. Çanak çömlek yaptık. Peki neler yapmıştık? Hadi onları hatırlayalım. Vallahi yakıştı ya. Yakıştı mı usta? Bizde bir laf var. Gözele korpen yakışıyor. Şimdi Lokman abi tezgahı ben döndüreyim. Tamam. Sen çanak yapmaya konsantre ol. Tamam. Ben dedim hem çanak yap hem tezgahta çalış hem elini ıslat. Bir de sakız verdin mi kilitleniyor. Dur abi. Elini üç kere ısla diyorsun abi.
Lokman abi sen... şimdi bunu bize Japonca anlatacak. Gelen Japonları anlatıyor. Usta anlatır mısın lütfen? Tokino Sukuru ha Yonsenma'ya Hitaito Cide Karacime maçta diyoruz. Yani, yani diyor ki önce toprağı bir güzel yuvarlayalım. Şu anda bir şey var mı? Şu an çok iyi gidiyor abi. Tamam. Şu an aynısından dükkanda yok. Tebrikler. Abi senin bu pozisyonun iyi, biz seni yarın sabah gelelim alalım abi. Sen biraz kumda oyna. Bence abi şu ne olduğunu anlasınlar bence. Evet abi. Ne yapmayı ben abi, bak, biz şurayı bunu... birazcık yuvarlarsam peri bacası derim ben. Olabilir. Biz bunu şöyle de yapabiliriz. Çanakçılar odası olarak tartışalım. Çanak mı değil bu karar verirsen sana haber verelim abi. O zaman o sen tezgahı çevir usta. İki baş parmağının ortasından yavaş yavaş aşağı doğru oyuyorsun abi. Tamam. Yavaş yavaş. O içindeki o hümanist duygularımla oy. O parmağı. Abi şu anda çok sürrealist düşünüyorum gerçekten. Evet, süper. Gerçek üstücüyüm ben şu anda abi. Elin ıslat abi. Evet abi. Şimdi abi. Evet abi. Bir insanı boğazlıyorsun da öldürmüyor musun gibi şu kısmı sıkıyorsun abi. Bence sanatı zirvende bırak. Daha fazla yapmayayım mı? Kesinlikle şu an zirvedesin ama kendin bilin nasıl istersen. Ben birazcık daha sürrealist çalışmak çalış istiyorum. Çalış abi. Şu anda çok realist yani. Çok tamam. Herkesin bildiği bir şey oldu. Ben de meraklandım abi. Valla bak şöyle şu anda etrafını temizliyorum, düzeltiyorum. Evet. Ben bunu hiç düşünmediydim. Usta şöyle ağzını birazcık daha yamutsam ne olur? Bozulur abi. Abi ama sürrealist çalışacak mısın? He abi öyle tabii. Evet abi şöyle yamuk bir şey olsun mesela evet. Abi. Güzel. Şurayı da biraz aşağı kaydırayım abi. O zaman bir kup da kalın sirkelik olsun. Bak olabilir aslında. Ama bunu dönerken yapmıyoruz genellikle. Onu durduruyoruz. Ustam şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu an çok farklı bir şey olmadı mı? Müzayededeki eserler gibi. Değil mi? Hatta 2000 yıl önce bu tarz çanakları kullanmışlar. İlk çömlekçiler bunu yapmış herhalde. Bunun biraz daha darı. Evet. Hititler döneminde bu gerçek dediğim evet. Hadise. Gözyaş şişesi olarak kullanmışlar. Valla. Camdan ve tuştan olarak kullanıyor. İç yapılanmanda senin bir hitit var. Var değil mi? Evet. O zaman birazcık daha çevireyim ben şey Sümerlere doğru geleyim abi. Gel abi. Şöyle birazcık daha yamultayım ben burayı. Hititlerin soyunu kurudan desti de buyurmuş zaten. Şimdi bak usta böyle düzeltirsem düzelir o. Evet. Şöyle bir... Ya bu çözdün ha. Olmadı mı usta ya? Bence bir şeye benzedi bu ya. Bence iyi. Az oldu mesela gözyaş şişesi olmasa da. Ne oldu şimdi? Bu gözyaş şişesi de Acem kızının gözüne göre oldu. Anca oturur. Şöyle yapsak ne oldu şimdi usta? Oo hiç bulamadım ben onu. Sevgili izleyenler, benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun. Çok sağ olasın usta. Sanattaki felsefem şu. Toprağın sanata dönüştüğü an olarak sergiledik biz bunu. Kesinlikle. Biraz geçmişlere doğru içindeki o sürrealist akımı çıkarmaya çalıştım. Bakın mesela şunu durdurayım. Şu an Rönesans'tan çıktık. Şöyle bir şey yapalım mesela usta. Evet. Birazcık daha sevgili yapımcımı boğazlayayım şuradan. Evet. Şöyle nasıl oldu ustam? İyi. Ne oldu şimdi? Biz bunun etkilerini 3 ay sonra sana anlatalım. Şimdi Avanos'taki bütün çanakçılar toplansa bu çocuk ne yaptı? Bulamaz herhalde. Şu an bulamazlar. Şu anda bulamazlar. Oh! Size kuyu kebabı yapacağız. Ancak çok güzel bir kuyu kebabı olacak. Ustacığım merhabalar. Merhabalar. Ustam kahvaltıyı yaptık, gezdik, evet. Dolaştık. Sırada kuyu kebabı var. Evet. Şimdi kimi yerde büryan, kimi yerde farklı olarak lanse ediliyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizin kuyu kebabıyla büryanın arasındaki fark nedir? Şöyle anlatayım. Büryan kebabı bütün olarak kuyuya atılıyor ve kuyular biraz dar oluyor. Biz sadece kol... Kuzunun kol kısmını kullanıyoruz ve kuyularımız daha geniş. Daha geniş. Ve terbiye yapıyoruz. Bir terbiye ediyorsun. Terbiyen de. Terbiye. Onlarınki terbiyesiz oluyor arkadaşlar. Terbiye. Bu terbiyeli kuzu oluyor. Evet. Şimdi şöyle alalım kolumuzu. Bu çok moda ya. Nasıl ustam? İyi ses çıkıyor o zaman. Bir ses çıkıyor. Demek ki iyidir. Şimdi terbiyesini yapacağız. İçine evet. Ne baharat atıyoruz onları? Şöyle söyleyeyim. Kimyon. Evet. Salça, kekik, toz biber, tuz, yoğurt. Zeytinyağı, defne yaprağı ve rendelenmiş soğan. Defne yaprağını niçin kullanıyoruz usta? Kuzunun
ağır bir has kokusu vardır. Evet, onu, onu engellemek amacıyla yani ve koku, tat versin. Defne'nin kendi kokusuyla kendi değil mi? Kokusu, dünyanın evet. en güzel kokularından bir tanesidir. Defne'nin de çok güzel bir hikayesi var. Aslında bir kadın o, Daphne. Hatay'da geçen bölümü. Ona aşık olan birisi var, Apollon. Onu sevmiyor. Sonra diyor ki Allah'ım diyor beni diyor ağaca çevir diyor. Bir ağaca çevir beni görmesin diyor. Tanrı da onu defne yaprağına çeviriyor ve defne yaprağının kokusunun, o güzel kokusunun buradan geldiği rivayet edilir. Ama Apollon kokusu kullanıyoruz. Yani. Biz de aynen. Zaten taç yapılır biliyorsun. Evet. Mitolojik çağda defne yaprağından o aristokratlar taç yapar. Sırf o güzel kokusu yayılsın diye. Evet ustacığım, başlayalım o zaman. O zaman kuzumuzu bir güzel soslayalım. Vallahi aklıma ne zaman kuzu, böyle kuyu, kebap gelince Siirt'te de Murat Ustam var. Ona da sevgiler, saygılar. Bize çok güzel büryan yapmıştı orada. Büryan kuyu kebabı kardeştir. İnşallah onun da tadına bakacağız hep beraber. Ustam sosumuzu bir güzel hazırladık. Harmanlayacağız evet. ve kollarımıza yedireceğiz. Buyurun efendim. Bu arada bakın şurada mühürler var. O mühürlerde etin Sağlık Bakanlığı onayından geçtiğini gösteriyor. Mühürsüz olan etler genelde ya kaçak kesim oluyor ya da köy usulü oluyor. Ama bunda mühürler olduğu gibi duruyor. Bu da etin ne kadar iyi ve lezzetli olduğunun göstergesi. Hemen sosun kokusu da böyle bir yayıldı buraya yalnız hemen, ustam. Vallahi. Oh. Ver ustam, soslayalım. Harika etler çıkacak. Nar gibi olacak inşallah. Onun da tadına bakacağız hep beraber. Kollarımızı güzelce sosladık. Şimdi kuyuya gidiyoruz. Mithat abi beni çıkartıyorsun böyle yerlere. Sen nasıl ineceğim ben buralardan ya? Hayır, kaysam kafamı vuracağım bir yerlere ya. Çıkartıyorsun sağa sola beni. Sevgili Lokman bizim şehirde ailesi. Kartepe'nin en sıcak noktasını buldum. İşte burası. Buranın adı Cehennem Kuyusu. Alev alev içeride. Allah kimseyi bu ateşe düşürmesin. Değil mi hocam? Amin. Usta. Kuzularımız düşecek. Düşecek. Maalesef. Onlar düşsün. Onlar yemeğe artık bir şey demeyeceğim. Onlar sadece gitsin oraya. Boş ver. Sonra diyorlar ki çok kuzu seviyorsun. Oysa ki çok kuzu yapmam ben programımda. Geçen sene de ya 3'tür ya 4'tür maksimum yaptığım kuzu sayısı. Ustam ne yapacağız şimdi? Öncelikle tenceremizi aşağı daldıracağız. Evet. Suyunu koyacağız buhar amaçlı. Buharla pişmesi için. Yani o alev evet. suyu kaynatacak, suda onun evet. Etlerini pişirecek. Buharıyla pişecek. Tamam ustam dikkatli. Vallahi oraya ama var ya, o kadar güzel ki. Şömineden sonra en güzel yer. Gerçekten çok keyifli görünüyor. Ve Kartepe'nin cehennem kuyularına önce suyumuzu boşaltıyoruz. Kaç saat pişecek hocam bu burada? 5 saat, 5,5 saat. Vay anam vay. 5,5 saat sonra biz ölürüz herhalde. Ustam bu kuyu kebabının, büryanın nasıl ortaya çıktığını biliyor musun? Neden yapıldığını? Yok ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Hikayesini ben anlatayım mı size? Aslında bu büryan ve kuyu kebabı eskiden mahkumların yediği bir yemekmiş. Özellikle kaçak olanlar, ormanlarda, dağlarda saklananlar yemek yapacaklar. Yemek yaparlarsa duman çıkacak. Duman çıkarsa jandarma veya polis onları görecek. Bu nedenle gizlenmeleri gerekiyor. Duman, ateş çıkartmamaları gerekiyor. Bu yöntemi buluyorlar. Toprağı kazıyorlar. Ondan sonra bir sırık yardımıyla altını yaktıktan sonra
üzerlerine kuzuları tek tek astıktan sonra üzerini toprakla yani çamurla kapatıp içten içe pişmesini sağlıyorlar. Böylece duman ve ateş çıkmadığı için kimse onların nerede ne yemek yediğini anlamıyor. Böyle kaçakların, mahkumların bir zamanlar yaptığı bir taktik şimdi bizim lezzetli bir yemeğimiz olmuş. Gerçekten bulan mahkumun da emeğine yüreğine sağlık. Evet ustacığım. Evet, kapağını örtüyoruz ve çamurla kenarlarını sıvayacağız. Kirli, haydi o zaman kirli. Kapağı kapatalım. Bir güzel hava almaması için etrafını iyice kapatmamız gerekiyor değil mi usta? Kil çamuruyla örtüyoruz. Kil çamuruyla. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu hasret. Çekilen ağacılar canım, canıma his mez. İşte biz bu kadar şarkıdan, türküden anlamıyoruz ama iyi oynarız. Gerçekten çok güzel oynarız. Hatta o kadar güzel halk yöresel oyunlarımız oldu ki bir bakın neler yapmışız. Başlayalım usta. Olmuştur değil mi? Tabii ki. Çamurlar kurumuş. Evet. Yani bu da aynı şekilde kuruduğu zaman hazır olmuş olur. Şimdi çamur kuruduğuna göre buradan düşman geçmemiş abi. Tamam abi. Bakalım nasıl bir kuzu çıkacak ortaya. Kollar, ayaklar efsane görünecek ben inanıyorum. Çünkü ustamın o sosunun kokusunu daha yaparken gördük. Gerçekten çok güzeldi. Bir de defne olayı çok iyi. Çünkü kuzunun kendi bir ağır kokusu var. Onu öldürmek için defne ve soğan çok iyiymiş. Onu da ustam bize tüyosunu verdi. Ve da 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 da. Of of of. Mithat abi kamerayla gel. Mithat abi kamerayla gel. Gel gel gel.
Ustam, şu narları çıkartır mısın artık? Bunlar kendinden geçmiş, yerlere düşmüş artık ustam ya. Evet. Elimi yaktın. Uş. Ustam, ama ben dayanamayacağım. Çok sevdiğimden değil usta, kayıt tadına bakıyorum sadece. Sizin için tadına bakıyorum. Ustam, masaya gelsin artık. Çok güzel anılar biriktirmişiz, onu fark ettik. Ama artık havada kararıyor. 5,5 saat sonra artık kuzumuzu yiyeceğiz inşallah. Harika şeyler var yine masada. Kuzu kolumuz olduğu gibi bütün olarak var. Yine peynir eritmemiz, peynirli mantarımız ve sotemiz de mevcut. Ama tandırda bir olay yaratmışlar. Çok güzel böyle saç tavada geliyor, altında da pilav var. Güzel bir sotelenmiş olarak gelmiş. Harika bir masada çok değerli bir misafirimiz var. Benim kendisi Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil abimiz burada. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım efendim önce. Öncelikle Kartepe Turizm Derneği yönetimi ve şahsım adına tekrardan hoş geldiniz diyorum. İşte bildiğiniz gibi biz burada kışın kış turizmi, yazın yaz turizmi, yani Kartepe'de dört mevsim Kartepe derken işte her mevsim farklı. Siz de Allah razı olsun her mevsim geliyorsunuz, buraları tanıtıyorsunuz. Ne güzel. Turizme çok büyük katkılar yapıyorsunuz. Ve bu yüzden de size çok teşekkür ediyoruz. Kış sezonu tabii mevsim itibariyle kar biraz erken geldi. Bu da bizler turizmciler olaraktan bizleri çok memnun ediyor karın erken gelmesi. Tabii kar turizminden sonra bahar oluyor. Bahardan sonra yaz oluyor. Her mevsim Allah'a her çok mevsim şükür. Her mevsim kendi güzelliği var. Evet. Zaten evet. Ormanın içinde harika bir Sabancı Gölü manzaramız var. Yukarıya çıktıkça kar tepemiz var. Yani yazı, kışı, baharı fark etmiyor. Her mevsim bir başka güzel Maşukiye. Yani bunu evet. Tırnak içinde belirteyim. Ama Kartepe kışın bambaşka. Bakın hala aşağılarda kar yok. Ama burada insanlar yılın ilk günü hala çok güzel kayaklar yapabiliyorlar. İşte bu da Allah'ın buraya verdiği biraz da torpil diyelim. Muazzam bir yer. İster hafta sonu ister hafta içi ne zaman gelirseniz bütün tesisler açık. Hem hafta içi hem hafta sonu gezip dolaşıp harika yürüyüşler yapabilirsiniz. Çok güzel parkurlar var. Benim gibi ATV'ye binebilirsiniz veya kayak tutkunuysanız harika kayaklarda yapabilirsiniz. Ama ben şunu sormak istiyorum. Abi tandırı siz kuyu kebabını bambaşka bir yere getirmişsiniz. Evet tabii her zaman diyorum yani yenecek et kuyu kebabı. Suyun buharıyla pişiyor. Yani en sağlıklı et. En sağlıklı et. Evet. Ve herkese de tavsiye ederim. Buyursunlar gelsinler. Anlatmayla olmaz. Yaşamak lazım. Görmek lazım. İşte bu. Onun için de siz anlattıkça benim de ağzımın suyu akıyor ama, tabii artık. Tabii biz mesela kuyu kebabı yapıyoruz burada ama genelde burada bütün restoranlar kendine özel, has ve hepsinin damak tadına uygun spesiyel ürünleri var. Bölgemizde aşağı yukarı 100'e yakın restoran var. Her restoranın kendine göre dediğim gibi damak tadına uygun spesiyel ürünleri var. Siz damak tadı dedikçe ben şöyle şu çatalı buyurun. Bakayım diyorum art tadına. Özenle, hasretle beklediğimiz kuzu tandırı da var. Geçelim abi beraber bakalım artık sonra. Tabii buyurun. Dostlar biz Maşukiye'deydik ama Lokman bizim şehirde biliyorsunuz.
her hafta farklı ilimizin farklı yerlerini tanıtmaya devam edecek. İnşallah bu sene de böyle olacak. Biz çok keyif aldık. İster günübirlik geziler için, ister yürüyüşler için, isterseniz ATV turları, isterseniz kayak için dedik buraya gelin. Ve buradaki her restoranda gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Turizm Derneği Başkanımız burada. Hepsinin birbirinden lezzetli yemekleri olduğunu belirtelim. Ama ben bir teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Gerçekten hani bizim derdimizi, kahrımızı çeken sevgili yönetmenim Gülboran'a, sevgili yapımcım Duygu İpekçioğlu'na, zaten kameraman arkadaşlarım hep benimle, onlara teşekküre gerek yok ama çok özel bir teşekkürü hak eden sevgili kardeşimiz, montajcımız Ulaş kardeşimiz var. Ona çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz çekiyoruz, bırakıyoruz. Ondan sonrası bütün belası, bütün tatlısı, acısı, hatta yediğimiz yemeklerin lezzeti maalesef onun damak tadında kalıyor, tadına bakamıyor. O da bizim çilemizi çektiği için ona da kocaman bir teşekkür diyoruz. Sevgili kardeşim Ulaş'a gelsin bu güzel teşekkür. Artık programın sonuna geldik. Evet, yine tekrarlıyorum. Anlatmayla olmaz. Gelin yaşayın. Evet, yaşamak lazım. Efendim, görmek lazım. Harika bir gündü. Eskileri hatırladık, güldük, eğlendik, oynadık, dayağımızı da yedik. Korktuk da aynı zamanda. Ama artık Lokman Bizim Şehirde'nin sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.